Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü pratik fikirlerimiz arasında Kurban Bayramı'ndaki işte etlerimizi dondurucumuza nasıl yerleştiririz o konudan bahsedeceğim. Öncelikle işte fakirler için ayrılması gereken 1/3 kısım ayrıldı. Daha sonrasında kalan payımız bu. O konuya açıklık getirmek istedim çünkü her seferinde yanlış anlaşılıyor bu konu. O yüzden elimizdeki normal işte dışarıdan aldığımız etler için de aynısı geçerli. Bu şekilde dizilimini yapabilirsiniz. Şöyle konuya şu koymuş olduğumuz bütün etlerden başlayalım. Bunu neden bu şekilde koyuyoruz? Biz büyük baş kestiğimiz için büyük başın ayrılması, parçalanması çok uzun sürüyor ve bütün hani bayram vaktimizi aldığından dolayı o yüzden böyle koyduğumuzda inanın çıkarıp şöyle 10 dakika durduğunda buzlu doğraması normal yumuşak doğramasından çok daha kolay. Ama bunu direkt böyle mi koyuyoruz içerisine doğrar doğramaz? Hayır. Ben böyle bir tepsi içerisinde hafif donduruyorum buzlukta. Biraz böyle birbirine yapışmaz kıvama geldiği zaman direkt içerisine diziyorum. Anlatırken gözünüzde büyüyebilir belki zor gelebilir ama inanın çok kolay oluyor bu yöntem. Ben birçok yöntemi denedikten sonra bu yöntemle yapmaya karar verdim ve bu şekilde birkaç senedir devam ediyorum. Dediğim gibi yemeği yapacağımda veya kebaplık vesaire yapacağınızda bir tane çıkarıyorsunuz. Hangi işlemi yapacaksanız onu yapıp diğerlerini geri kapatabiliyorsunuz. Bir tane de alabiliyorsunuz. Kıymalık kısma gelelim. Burada da şöyle doğrayıp da kilitli poşete de koyabilirsiniz. Vaktiniz olduğu civarda. Ben birkaç tanesini de böyle yaptım. Hem de size göstermek için. Bu şekilde dizilimini tepsiye yapıyorum. Neden yapıyorum tepsiye? Böyle eğrilik falan olmasın diye. Çünkü dondurucuya direkt koyduğunuz zaman ister istemez şu paketlerde böyle kıvrılma, eğrilme, düzgün durmama oluyor. Bu da düzenli durmasına engel oluyor. Ondan dolayı böyle tepside dondurduğumuz zaman hatta diğer yaptığımız kışlıkları vesaire onları da belki böyle tepside donduruyorum. O zaman hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Dondurucum çok düzgün bir şekilde duruyor. O yüzden tavsiye ederim bu yöntemi. Böyle dondurucuda düzgün bir şekilde olması için koyuyoruz. Hatta 2-3 tane koyabilirsiniz üst üste. Çok fazla koyduğunuzda yapışıyor, eğriliyor ama birbirine geçiyor çünkü iç içe oluyorlar. Ama birkaç tane üst üste koyabilirsiniz. O zaman bir sıkıntı olmaz. Şimdi önceden şöyle söyleyeyim. Annemler falan böyle büyük paketler olurdu. Biz dörde bölerdik, kırardık ama onda da nasıl bir problem var? Kırdığınız zaman, ortadan kestiğiniz zaman kalan etlerin poşetleri yırtıldığı için o yüzden içerisinde işte poşet yırtılmasa bile içerisinden çıkar koy geri falan biraz daha sıkıntı oluyor. Öbür türlü ayrıldığında da poşet yırtılıyor. Koku yapmaya başlıyor. Daha büyük sıkıntı oluyor. Dediğim gibi büyük tecrübeler sonucunda en son sistem bu şekilde yaptım ve gayet memnunum bu sistemden. Kemikli etler içinde en bence orijinal kısmı bu diyebilirim. Çünkü kemikli etleri bu tek kullanımlık kaplara koyduğunuz zaman inanın hem koku yapmıyor hem de daha düzenli şekilde duruyor. Biliyorsunuz kemikli etleri böyle poşete koyduğumuzda ister istemez belli bir süre sonra yırtılmaya başlıyor. Ya da poşet kendi kendine kokuyu içerisine geçiriyor. O yüzden en güzel yöntem böyle tek kullanımlık kaplara koymak. Ben bu kapların biraz daha büyükleri falan var. Onlara diziyorum ama şimdi size göstermek için küçük kapla göstereyim istedim. İstediğiniz gibi kemiğinizi küçük küçük büyük nasıl isterseniz kırıp bunlar boy boy zaten bunlardan alarak içerisine yerleştirebilirsiniz. Bu yöntemi kesinlikle denediğiniz zaman dua edeceğinize inanıyorum. Çünkü çok çok size kurtarıcı oluyor. Poşetten çok çok daha iyi bir yöntem. Şöyle genel olarak göstereyim. Eğer ki sormak istediğiniz sorular vesaire varsa yorum kısımlarında sorabilirsiniz. Ben bu şekilde dizilimini yapıyorum. İnşallah fırsat olursa videonun sonuna tam dizilimini dondurucumda da göstermek istiyorum. Çünkü çok düzenli bir şekilde duruyor böyle koyduğumuzda. Bu şekilde videolarımın devamı için beğeni yorumlarınız benim için önemli. Lütfen yorumlara koyduktan sonraki düşüncelerinizi belirtirseniz olumlu olumsuz fark etmez. Düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.